20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında 81 ilden Çocuk Hakları Komiteleri temsilcilerin katılımıyla Ulusal Çocuk Forumu'nun 11.si Meclis Tören Salonu'nda yapıldı. Çocuk haklarına ilişkin başka bir konuya odaklanarak görüşlerini yetkililerle paylaşmaktadır. Forum, Türkiye Çocuk Hakları Koordinatörleri Damla Güldoğan ve İsmail Pelenkoğlu'nun konuşmasıyla başladı. Her kesim ve her kurumun biz çocuklar için işbirliği içinde çalışması çok önemlidir. Bizimle ilgili yapılan tüm çalışmalarda bizlerin de görüşlerinin alınması bizi cesaretlendirmektedir. Çocuk haklarını en iyi yine çocukların dile getireceği düşüncesindeyiz. Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut da forumun açılışında yaptığı konuşmada toplumların gelişmişlik düzeylerini ortaya koyan göstergelerden birinin çocuk hakları olduğunu belirterek çocuklara yaşanabilen bir dünya bırakmanın yetişkinlerin önde gelen sorumluluklarından biri olduğunu söyledi. Uluslararası çocuk haklarıyla ilgili çalışmaları yakından izleyen ve katkı sağlayan Türkiye 1989 yılından kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair sözleşmeyi imzalayan ülkelerin başında gelmektedir. Şunu gururla ifade etmeliyim ki dünya parlamentoları arasında önemli bir günü çocuk bayramı olarak kutlayan başka bir parlamento yoktur. Yüce Meclisimiz çocuk sorunlarının çözümleriyle ilgili her türlü şiddet ve baskıdan uzak bir ortamda çocuklarımızın yaşayabilmeleri, daha iyi koşullarda eğitimli bireyler olarak yetiştirilebilmeleri için çok büyük çabalar sarf etmektedir. Sevgili çocuklar, her alanda gelişmiş, gurur duyacağınız çağdaş bir Türkiye'yi sizlere bırakmak, eğitim ve sağlık başta olmak üzere insan haklarını en uygun biçimde kullanmak ve yararlanmanızı sağlamak için Türkiye Büyük Millet Meclisi elinden gelen hiçbir desteği sizlere esirgemeyecektir. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bizim yapmakta olduğumuz görevleri gelecekte sizler üstleneceksiniz. Zengin kültürümüz ve medeniyetimizi doğru anlayarak bugün insanlığın ihtiyaç duyduğu geleceği sizler onaracak ve sizler kurtaracaksınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk Hakları İzleme Komitesi Başkanı AK Parti Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl de 23. dönemde çocuk hakları konusunda önemli yasalar çıkarıldığını ve araştırma komisyonları kurulduğunu anlattı ve komite çalışmaları hakkında bilgi verdi. Meclisin resmi internet sitesinde yer alan komite sayfasının yanı sıra Meclis Başkanlığı tarafından Çocuk Hakları İzleme Komitesi'ne tahsil edilen 420-20-20 numaralı telefonla çocukların kendilerine ulaşabileceğini ifade eden Erdöl, çocuklarda bilgisayar ve televizyon bağımlılığına yönelik tehlikeye de dikkat çekti. Lütfen çocuklarınızın internet veya televizyonla olan meşguliyetlerini ayrı ayrı odalarda olmalarını engelleyiniz. Yani çocuklarınızla oturduğunuz odada onlar bilgisayarla veya internetle meşgul olsunlar. Ayrı odalarda internet veya televizyonla baş başa kalmasınlar. Bu bağımlılığa veya diğer başka zararlı alışkanlıklara gidecek yolların önünü açıyor. Onun için çocuklarınız gözünüzün önünde olsun. Televizyon da seyredecekse sizin yanınızda seyretsin. İnternetle de meşgul olacak veya bir internet ortamında bilgi alışverişinde bulunacaksa da sizin yanınızda olsun. Bu en kolay, şimdilik yapılabilecek bir en basit bir tedbirdir. UNICEF Türkiye temsilcisi Ayman Abulaban da ulusal bir çocuk forumuyla Türkiye'nin diğer ülkelere örnek oluşturduğunu ifade etti. Türkiye'de çocuk hakları ile ilgili çok önemli ilerlemelerin bulunduğunu dile getiren Abulaban, ancak daha yapılacak çok şeylerin de bulunduğunu belirtti. Abulaban, Türkiye'de çocuk hakları ile ilgili ombudsmanlık müessesesinin oluşturulmasının önemine işaret etti. Where the children of Turkey can come to the parliament and discuss their issues and ideas in this open and in this democratic environment. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Özcan Kars da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve UNICEF'in işbirliğiyle 2000 yılında düzenlenen ilk Ulusal Çocuk Kongresi'nden itibaren her yıl düzenlenen çocuk forumlarıyla çocuk katılımının teşvik edildiğini ve çocuklara ulusal alanda deneyim ve endişelerini paylaşabilecekleri bir ortam yaratıldığını söyledi. Bugün burada haklarına sahip çıkan, kendilerini ilgilendiren konularda görüşlerini serbestçe ifade eden yeni bir neslin yetiştiğini görmek bizi, hepimizi gururlandırıyor.
Konuşmaların ardından meclis tören salonunda çocuk hakları komitelerinin çalışmalarını konu alan bir serginin açılışı da yapıldı. Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut ve foruma katılan milletvekilleri sergide yer alan standları tek tek gezdiler.